Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Ride to Victory videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. En sonki Ride to Victory videosunu bütün bineklere açmıştım. Bu sefer de amacımız Timur'a ulaşmak. Oyunda en fazla 5 tane komutan boss'la karşılaşıyorsunuz. Hepsini kestim. Şu anda 4. ben komutan çağrışını yapıyorum. Süleyman Çelebi var sırada. Ondan sonra da Gandarlı Ali Paşa diye bir abimiz daha var. Ondan sonra da değişik bir olay olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal çoğu Ride to Victory oynayan kişiler bundan haberi yoktur. Görünce şaşıracaksınız. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu anda yeni rekoru geçtim. İçinden geçtim hatta rekorumun. Hiç ölmeden bu rekora geldim. Yaklaşık böyle 40 dakikadır falan oynuyorum galiba. Hiç kolay olmadı. Ama şimdi buradayız. Sizler için Ride to Victory videosu çekiyorum. Hatta rekorun üstüne rekor kırmayı hedefliyoruz. Evet. Şu anda bu arada hemen binek bulmam lazım. Güzel, şu file bir atlayalım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Eğer başarılar kısmına bakarsanız okçuların öldürdüğü 100 tane oku topla diye bir görev var. O görevin nasıl yapıldığını size uygulamalı olarak göstereceğim. Çünkü çoğu kişi bilmiyor nasıl olduğunu, ki başta ben de anlamadım. Hani okçu öldürüyorum falan, niye olmuyor? Yerden ok alıyorum, niye olmuyor falan diye çok sorguluyordum. Çok soruyordum kendime. Oynadıkça anladım. Arkadaşlar hani kulelerde falan okçular var ya. Okçuları öldürdüğünüzde ya da Süleyman Çelebi gibi bir ok kullanan komutan öldürdüğünde, bakın yerde oklar çıkıyor. Bakın 21 tane topladım ben şu anda. Sadece köprü ortaları ve sağ sol köşe taraflardaki okçuların oklarını alabiliyorsunuz. Çünkü hani orta taraftan birinin okunu alamazsınız doğal olarak. Duvarı toslarsınız. Bakın bir tane daha aldım, 22 oldu. Eğer elinizde bayrak varsa, yine lanet bayrak. Elinizde bayrak varsa bu okları alamıyorsunuz arkadaşlar. Bayrak olmaması gerekiyor alabilmeniz için. Şu anda 24 tane oldu. Oyun bizden 100 tane toplamamızı istiyor. Gerçekten kolay bir görev değil. Yapması zor. Ya hele hele süvariler falan kovalıyorken, süvariler kafanıza doğru koşuyorken ayrı bir zor. Bu puana ulaşmanın en zorlu noktası, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kalkan vermemeye başlıyor. Hani çok daha nadir vermeye başlıyor. Hani 1-2 dakika içinde direkt kalkan bulabiliyorken çok daha zor kalkan buluyorsunuz bazen. Hani bazen direkt de veriyor, bazen vermiyor hani. Oyun cimrilik yapıyor bildiğiniz. Hani hayatta kalma savaşı veriyorsunuz. Ben özellikle böyle o 11 puanlara doğru 8500-9000 civarlarında fazlasıyla zorlandım hani. Kalkan vermiyor ya. Bir tane kalkan var. Tamam mı? 1000 puan yapıyorum, ondan sonra veriyor hani böyle. Bildiğin diyor ki, kardeşim hayatta kalacaksın, o kalkanı öyle alacaksın diyor bildiğin oyun bana. Hani anlamıyorum. Puan kastıkça kalkan gelmesi daha zorlaşıyor. Ve ister istemez bu arada hem uzun süre oynadığınız için oyun zorlaşıyor. Malum hakimiyetiniz, konsantrasyonunuz düşüyor. Hem de şöyle bir olay daha var. Oyun ister istemez sizin hareketlerinizi böyle tahmin ediyormuş gibi siz neredeyse oraya doğru bir abanma başlıyor. Bakın şu anda bir tane kalkanım gitti tamamen bundan dolayı. Hani giderek daha da zorluyor sizi oyun. Şimdi ben kaydı burada duraklatacağım. Yeni bir olay olduğunda videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 5. kez okçu komutan çağırıyorum. Sırada Candarlı Ali Paşa var. Ondan sonraki olayda gördüğünüzde şaşıracaksınız arkadaşlar. Şimdi Candarlı Ali Paşa geldi. O da benim gibi fil kullanıyor. Bu arada bütün komutanların aynı sayıda kalkanı var. İster Candarlı Ali Paşa olsun, ister Emir Boğa olsun. Hatırladığım kadarıyla adı Emir Boğa'ydı. O da fil kullanıyordu. Onda aynı sayıda kalkanı vardı. Yani iki tarafında 5 tane komutanı var. Yani 5 komutan desteği alabiliyorsunuz. 5 tane de komutan bossuyla savaşıyorsunuz. Arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim. Zaten nasıl oynanır Ride to Victory videosu yapacağım. Maksimum seviyeye ulaştığımızda. Bütün her şeyin kilidini açtığımızda, bütün kostümleri falan açtığımızda son bir Ride to Victory videosu yapacağım. Hem ciddi bir güncelleme gelir, yeni kostümler vesaire gelir. O zaman oynarım, o ayrı.
Onun dışında son Ride to Victory videosu olacak arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu arada okla, kendi okunuzla komutanınızı vurabiliyorsunuz. Hatta okçuluk yeteneği artıyor. İronik bir şekilde, komik bir şekilde. Ama ekstra puan vermiyor tabii ki de. Dostunu öldürüyorsun. Niye puan gelsin ki? Değişik bir olay. Bence Friendly Fire olmamalı ama yapacak bir şey yok. Çok güzel. Çok güzel abi. O süvarda benim bir kalkanım kesin giderdi diyorum ama gitmedi. Bu arada üstümüzdeki piyade yanlışlıkla da olsa komutanımızı vurduğunda falan kalkanı gitmiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani üstteki piyade istediği kadar ok atsın hiçbir şey olmuyor. Neyse, ben videoyu tekrardan duraklatacağım. Sıradaki olayda, Candarlı Ali Paşa öldükten sonraki olayda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu aniden, kaydı aniden başlatma kararı aldım. Çünkü az önce karşıma kale kapısı çıktı, tamam mı? Elimde de ok vardı, hala elimde ok var. Oku salladım, kale kapısı açıldı arkadaşlar. Wow, çok fena bir olay. Var ya, dedim kesin öldüm. 3 tane kalkanım vardı. Yok, 2 tane kalkanım vardı, özür dilerim. Dedim aha gittik. Bu kadar rekor, bu kadar olay gidecek diye. Ama oku bir salladım. Normalde isabet olayı çok zor bu oyunda. İsterseniz hani tam ortada bir basma tuşu var ya, oraya basılı tutarak aim alabiliyorsunuz. Ben tık ortaya bir bastım, aynen kalenin kapısı açıldı. Şu anda 16.000 puandayız gördüğünüz gibi. Evet, bir tane kalkanım kaldı ve kalkan hala gelmedi bu arada. Ne zaman kaydı durdurdum bilmiyorum ama hala kalkan gelmedi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, eğer ölmezsem tabi. Evet arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yardım edecek kimse kalmadı. Yardım edecek kimse kalmadı. 5 tane komutan çağırabildiğimiz gibi 5 tane boss'la kapışıyoruz demiştim. Dediğimde de haklı çıktım. Süvari birliği çağırabiliyoruz en fazla. Ben bu arada 7. kez süvari birliği çağırıyorum dedim. Süvari birliklerini bitireyim. Herhalde ondan da 5 tane çağırabiliyoruz dur falan diye düşündüm. Ama yani 7. oldu ve hala sınır yok. Ben hala düşünüyorum ki bu süvariler fil ile gelecekler falan. Ondan sonra da bir şey olacak falan. Yok abi, bir türlü bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar, videoyu burada durduracağım şimdi. Eğer ekstra bir şey olursa kayda devam ederim. Ekstra bir şey olmazsa da ölene kadar oynamaya devam eder. Oyun sonu ekranında da görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ben kaydı burada durduracağım. Devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar, öldüm az önce. Parlaklığı kısmıştım da. Evet. Öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atın staminası dikkat etmediğim için yeterince attan düştüm. Atın staminası biterse direkt olarak ölüyorsunuz. Ondan dolayı reklam izledim az önce. Reklamda çıkar çıkmaz da aniden öldüm gördüğünüz gibi. Yeni rekorumuz 17.482. Hayırlı uğurlu olsun. Dünya rekorumu kırdım. En yüksek puan şu an bende, bilmiyorum. Bir araştırırım. Eğer öyleyse dünya rekoru şu anda. Yani bir koşu oyununda böyle bir puan yapmak çok büyük bir başarı olmasa da aslında. Ama olsun, başarı başarıdır. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki Ride to Victory videosu 36. maksimum seviyeye ulaştığımda olacak arkadaşlar. Çünkü 29 seviye istiyor. Bir saniye. 36 seviye istiyor gördüğünüz gibi. Bütün kostümlerin kedini açabilmesi için 36 seviye istiyor. Ondan dolayı 36 seviye diye belirttim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve size bir şeyler katabilmişimdir. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakıp videomuza ve kanalımıza ciddi anlamda destek olabilirsiniz. Kanalımıza da hala abone değilseniz ve başka videolarımızdan da serilerimize de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve isterseniz kanalımıza oynatma listesinden başka oyun serilerine de ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın sıradaki videoya kadar. Hoşça kalın.